Evet, nerede? Kim nerede Yağız Bey? Erdal, nerede diyorum, nerede? Kim diye sorma artık. Efendim, ben neyden bahsettiğinizi gerçekten anlayamıyorum. Peki. Peki, öyle olsun. Kerime Yıldız! Seni almaya geldim. Seni ellerimle polise kendim teslim etmeye geldim. Yağız Bey. Yağız Bey. Neredesin Allah'ın cezası? Yeter artık. Nerede bu kadın? Ha? Yağız Bey. Bana bak, sabrımı taşırıyorsunuz. Yağız Bey, bakın gerçekten büyük yanlış anlaşılma. Hala yanlış anlaşılma diyor. Nereye sakladınız lan bu kadını? Cevap ver! Dur, bozma. Bu surat ifadesini ölümsüzleştirmek istiyorum. Sinan, neden buradayız biz? Bozdun ama aşkım. Yani ben gerçekten niye buraya geldiğimizi merak ediyorum da. Ya o kadar hazırlattım aslında ama... akşam yemeği için biraz geç olduğunu farkındayım. Ya bir etrafına baksana Azam. Her şeyi o gün bıraktığımız gibi değil mi? Her şey o geceki gibi. O geceyi hatırlıyorsun değil mi? O gece hayatımın en uzun gecesiydi. Ve bu gece. Gece senin hayatının en uzun gecesi olacak. Sen bana hep aynı cevaplarını vereceksin. He? Sana ne ezberlettilerse onu mu söyleyeceksin? Bir kelime fazlası yok mu sende? Yağız Bey, Azerbaycan meselesi şirketle ilgili bir gizlilikti. Hala Azerbaycan diyorsun. Erdal, beni aptal yerine koyma. Geç kaldın, geç. Şu anda beni inandıramayacağını biliyorsun, o yüzden saçmalıyorsun. Ha, ama bunun adı sadakat. Değil mi? Sen babama sadıksın. Ben sana şu an ne yapsam fark etmeyecek ki. Senin kafanı gözünü yarsam, bu evi başına yıksam. Ha bir de yalvarayım değil mi? Onu istiyorsun. Öyle mi cevap vereceksin bana? Ama yok, cevaplar babamda. Değil mi? Sen de babamın emir kulusun. Yağız Bey, çok üzgünüm ama gerçekten ne dediğinizi anlamıyorum. Tamam Erdal, tamam. Tamam, ben sana inandım. Git sen de babama de ki, çünkü ben ona artık bir soru sormayacağım. Tek kelime bile etmeyeceğim. Git ona de ki, bundan sonra ben bu işi kendi yöntemlerimle çözeceğim. Tamam mı? Gelmek üzereyiz Hazım Bey. Merak etmeyin, sıkıntı yok. Vakilerden hoşlanmıyorum biliyorsun. Emri vakileri değil. Sürprizleri o zaman. Sinan, ben... Hadi ama Hasan. Neredeyse bu sürprizleri beğenmediğini düşüneceğim artık.
sevgilim için, daha doğrusu evlenmek üzere olduğum sevgilim için çok anlamlı bir yerde, çok özel bir sürpriz hazırladım. Ve açıkçası pişman da değilim. Benim tuvalete gitmem gerekiyor. Kendi ağzınla itiraf edeceksin. Beni nasıl kandırdığını, beni nasıl abimle vurduğunu kendi ağzınla itiraf edeceksin. Gitmem lazım. Buradan gitmem lazım. Bir yolunu bulmam lazım. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Doktorun dediği gibi. Sinan'ın iyiliği için. Sinan'ın sağlığı için. Sakin ol. Sevgili kayınvalideciğim. Bana bak. Bana bak. Çabuk kızımı ver telefonu. Kızımı ver bana. Nereye götürdün sen benim kızımı ya? Biz bu gece rahatsız edilmek istemiyoruz. Sana kızımı ver diyorum. Ben sana şimdi rahatsız olmak neymiş göstereceğim. Seni babana söyleyeceğim şimdi. Bir bir anlatacağım her şeyi. Yerinde olsam öyle bir şey yapmazdım. Aklımın ucundan bile geçirmezdim. Sen benim kızımı kaçırır gibi karga tulumba. Çantası telefonda burada kalmış. Nereye götürdün sen benim kızımı? Vallahi de billahi de bu yalıyı yıkarım başına. Yık. Tamam, yık. Ama kızın da enkazın altında kalır. Sana kızımı ver diyorum ya, kızımı ver. Ben de sana diyorum ki rahat dur. Rahat dur, yoksa sen de kızın da pişman olursun. Hem de bu gece. Eğer benim kızımın saçının teline bir zarar gelsin, benim kızıma bir şey olsun. Bu gece bu telefon çalmayacak Fazilet Hanım. Anladın mı? Uslu bizim dönüşümüzü bekleyeceksin. Bu gece bana güvenmek dışında şansın yok. Her şey gerçekten çok güzel ama ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Geri dönsek olur mu? Önce küçük bir dejavu. Sonra birlikte nereye döneceğimizi göreceğiz. Ne adamım şu abim değil mi? Sen o kadar uğraş, müziğinden yemeğine kadar bütün detayları düşün. Ha bir de kapıyı kilitle. Maksat ne? Aşıkları kavuşturmak. Ama kavuşturdu da işte. Hatta öyle bir kavuşturdu ki... onun gözünün önünde böyle ateşli ateş. Sakin ol sevgilim. Gece daha yeni başlıyor. Ama sanki sen biraz daha az istiyorsun değil mi? Gel. Hadi. Ne oluyor, nereye? Gel benimle. Hadi. Nasıl? Beğendin mi?
bizim odamız. Benim utangaç, güzel sevgilimin dili tutulur tabii. Bir şey söylemeyecek misin? Beğenmedin mi yoksa? Sinan. Sende bir gariplik var Ozan. Biz evleneceğiz, farkındasın değil mi? Birbirimize söz vereceğiz. Hastalıkta, sağlıkta. İyi günde, kötü günde. Ölüm bizi ayırana dek. Böyleydi değil mi? Çok uğraşmışsın. Gerçekten. Ya kesinlikle. Ama burada yanan hiçbir mum boşuna yanmıyor biliyor musun? Şey... Müzik açar mısın diyecektim. Müzik. Müzik iyi fikir. Ama bir yere kaybolmasan hemen müziği açıp geliyorum. İhanetini itiraf edene kadar buradan çıkış yok. Annem olmaz. Annem olmaz. Neredesin sen? Bu numara ne? Neredesin? Bak şimdi sakin olmanı istiyorum, tamam mı? Sinan beni AV'ye getirdi, barıştığımız eve. Ne oluyor ya? Yani ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama Sinan bir tuhaf davranıyor. Ben onunla burada kalamam Ece. Sesi iyi mi? Kalma. Kalma da ben geleyim mi oraya? Hayır hayır, bak sakin olacaksın, tamam mı? Ben telefonumu orada bıraktım. O yüzden sen şimdi Sinan'ı arayacaksın. Ve beni isteyeceksin telefonu. Acil bir şey olduğunu söyleyeceksin, tamam mı? Oraya gelmemi sağlayacaksın. Hadi Ece. Tamam. Ece çabuk ol. Evet. Müzik de hazır. Açmayacak mısın? Bakalım hangi münasebetsizmiş. Cici anne arıyor. Bana ulaşamayınca tabii. Sinan ne yapıyorsun? Kardeşimle konuşacağım, değil misin? Bu gece bize ulaşılamıyor sevgilim. Ne oluyor ya?
hocam. Benim Ece ile konuşmam lazım. Yani kız hamile, belki önemli bir şey olmuştur. Verir misin telefonunu? Peki. O zaman ben şimdi bu telefondan Ece'yi arayacağım. İlginç. Bu evin numarasını bilen kim var acaba? Sevgilim, bu gece aşıklara kimse ulaşamayacak. Efendim Ece. Yağız. Yağız, ben... ben ne yapacağımı bilemediğim için seni aramak istedim. Sinan. Sinan ablamı Ava'ya götürmüş. Anlamadım, Ava'dalar mı? Evet. Ablamı habersiz götürmüş. Telefonu bile burada kalmış. Ablam gizlice beni aradı. Sesi bir kötüydü, korkuyor gibiydi. Ece, ne demek korkuyordu? Ne diyorsun? Bilmiyorum, dönmek istiyordu. Sinan'ı arayıp bizi eve çağır dedi. Sonra ben Sinan'ı aradım. Sinan beni ilk önce meşgul attı. Sonra bir daha aradım, telefonu kapalıydı. Ablamın aradığı numarada cevap vermiyor. Yağız, lütfen bir şey yap. Senin onları götürdüğün evdeler, lütfen. Ablamı geri getir. Yağız, duyuyor musun beni? Tamam Ece, tamam. Sen sakin ol. Ben oraya yakın sayılırım zaten. Giderim, bakarım birazdan. İçin rahat olsun. Sinan artık gerçekten sıkmaya başladı. Hadi ya. Sıkılmayacağımız bir şeyler yapalım. Hı? Bir şeyler hakkında konuşalım mesela. Sen başla istersen. Anlamadım, nasıl yani? Yok artık. Gerçekten mi? Sinan, ne yapmaya çalışıyorsun? Süren doldu aşkım. Son şansını da değerlendiremedin. Artık benim kurallarım geçerli. Ben gidiyorum. Ne yapıyorsun? Sinan, ya gitmek istiyorum ya. Evlenmek üzere olan bir çift. Böyle yanan mumlar falan. Biz birbirimizi seven bir çift değil miyiz Hazan? Hı? Evlenmek üzere değil miyiz? Neden kaçıyorsun benden? Sinan! Tedavisi yine bitmiş sevgilinle kickboks mu yapacaksın? Ha? Sence de bu biraz fazla değil miydi? Hatırlıyorsun. Neyi hatırlıyorum aşkım ben? Ha, dur bir dakika.
İstiyorsan başa sarıp birlikte hatırlayalım. Ne dersin? Beni buraya yüzüğü attığım için getirdin. Bravo. Bravo Hazan. Bulmacayı çözdün en azından. Tamam. Tamam, ben her şeyi hatırlıyorum. Ben her şeyi hatırlıyorum da Hazan. Bakalım sen hatırlıyor musun? Hatırladın mı? Hı? Hatırladın mı Hazan? Böyle mi atmıştı yüzüne parayı? Ha? Abim yüzüne böyle mi atmıştı 100 doları? Sen sadece beni unutmadın Hazan. Sen duygularını, hislerini, bütün her şeyini unuttun, her şeyini. Sen yüzüne 100 dolar atan adama aşık oldun Hazan. Sen benim abime aşık oldun ha? Abime aşık oldun, bana değil. Sen sana hayatının en kötü gecesini yaşatan adama aşık oldun Hazan. Sen benim abime aşık oldun, öyle mi? Sen beni abim için terk ettin. Sen beni resmen abim için terk ettin. Sen bizi kandırdın, dokunma bana. Ben mi kandırdım Hasan? Ben mi kandırdım? Sen beni nasıl kandırdın ya? Ha? Sen benim ellerimi nasıl tuttun? Sen benim gözlerimin içine nasıl baktın? Ben seni kandırmadım. Sen beni abim için terk ettin, abim için. Ben senin kapında kim o adam diye bağırırken, yalvarırken sen gelip beni abimle vurdun Hasan. Ama abim bunu bilse var ya senin yüzüne tükürür, yüzüne. Ne oldu şimdi? Ha? Sen ne bekliyordun? Ya sen abimden ne bekliyordun? Beni böyle kullanıp bırakacaktın, sonra gidip bir de onunla mı şansını deneyecektin? Bunu var ya abim bilse. Sinan, boşuna kendini yorma. Hiçbir hakaret, hiçbir küfür benim çektiğim acıdan daha ağır değil zaten. Sen acı falan çekmedin Hasan. Sen daha acı falan çekmedin. Daha her şey yeni başlıyor. Sana bir sır vereyim mi Hasan? Senin oyunun bitti. Artık benim oyunum başlıyor. Ben sana oyun oynamadım Sinan. Kalbim bana oyun oynadı. Onu tuttu. Buraya koydu, yerleştirdi. Ben söküp atamadım Sinan. Çok uğraştım, çok denedim. Ama ben senden Yağız için ayrılmadım Sinan. Ben kalbimi kirletmemek için ayrıldım senden. Yapma Hasan. Yapma, bak beni de ağlatacaksın şimdi ya gerçekten. Yani yüzüne 100 dolar atan adama aşık olmuşsun sen. Beni de ağlatacaksın. Ya yeter! O 100 doları tek başına Yağız'ın eline tutuşturamazsın. O geceyi sen planladın Sinan. İkimizi o otel odasına sen yolladın. Tek başına Yağız'ı suçlayamazsın. O gece senin eserin. Hiç değilse bunu kabul et. Tamam, benim eserim. Tamam. Ama sana bir sürprizim var. O gece, bu gece ve bundan sonraki her gece benim eserim olacak. Anladın mı? Hayat bazen gerçekten çok adaletsiz değil mi? Parmağında benim yüzüğümü taşırken kalbinin abim için atması kadar adaletsiz. Ben bu yüzüğü annemin tehditleri yüzünden taktım. Ben bu yüzüğü sana oyun oynamak için takmadım Sinan. Annem beni tehdit etti. Yağız'a Kerime ile ilgili her şeyi anlatacaktı. Ben Yağız'ın hayatı alt üst olmasın diye taktım bu yüzüğü. Zavallı. Demek önceden annen içindi. Artık benim için. Ne demek? Önceden annen içindi. Bundan sonra benim için ne demek? O yüzüğü takmaya devam edeceksin demek. Oynadığın oyuna kaldığın yerden devam edeceksin. Yapmayacağım. Bundan sonra bana ne yaparsan yap buna devam etmeyeceğim. Eğer abimi gerçekten seviyorsan
Seve seve yapacaksın Hasan. Seve seve. Ha. Yine de yapmam dersen... onu annesine kavuşturursun. Yapamaz. Onun için yaptığım onca şeyden sonra ona bunu yapamazsın. Hayat bazen gerçekten çok adaletsiz Hasan. Adamın dünyadan haberi yok. Senin o zavallı, karşılıksız, mide bulandırıcı sevginden bile haberi yok. Ama bir şekilde bunun bedelini o da ödeyecek değil mi? Hayır. Hayır. Sadece annesine kavuşmakta da kalmayacak. Aynı zamanda senin yalancı bir insan olduğunu öğrenecek. Onun annesinin kim olduğunu bildiğin gerçeğini sakladığını da öğrenecek. Beni kandırdığın gibi onu da kandırdığını öğrenecek. Hep insanlar bir şeylerini kaybediyor değil mi? Ben seni kaybettim. Sen gururunu kaybettin. Peki ya abim? O bütün hayatını kaybedecek. Hatta adını bile kaybedecek düşünsene. Ne uğruna? Hı? Senin karşılıksız sevgin yüzünden. Yapma Sinan. Lütfen yapma bunu. Sinan. Hasan. Abimin kalbi değil ama... kaderi senin elinde. Senin kalbin de onun ellerindeydi. O sana hayatını geri verdi. Bir an bile vazgeçmedi senden. Sen ona canını borçlusun be. Canını. Ben o deli kadını anne diyerek zaten bütün borcumu ödedim ona. Hatırlamıyor musun? Çok ilginç. Abim neden buraya gelip kapıyı zorluyor ki? Sinan! Kapıyı açsana! Kapıyı açmamı istiyor. Ve ben de uslu bir kardeşim. Sözümü dinleyeceğim. Sinan yapma lütfen. Madem azancık oyun oynamıyor, açalım kapıyı olsun bitsin.
Mehmet Yıldız'ı içeri alayım, onu güzel bir karşılayalım. Sonra annesine kavuşsun değil mi? Tamam, tamam. Ne istersen yapacağım. Ne istersen yapacağım. Sinan! Ne yapmamı istiyorsun? Bir düşüneyim. Ben zavallı bir gerizekalı gibi sana evlilik teklif ederken Farah... Farah'a da geçtim, Nil. Sen beni Nil'in yanında bile küçük düşürdün. O bile biliyormuş abimi sevdiğini. Ama şimdi sıra bende Azan. Ben seni küçük düşüreceğim. Seni terk eden ben olacağım. Benim istediğim yerde, benim istediğim zamanda. Seni ben terk edeceğim. Bu mu? Bütün derdin bu mu gerçekten? Bütün bu nefret şovu, bu oyunlar, bu hakaretler... Hepsi egon için mi? Sen beni terk edemezsin, ben seni terk ederim. Ben istediğim zaman... Benim istediğim yerde ben. Bu mu gerçekten Sinan? Bu kadar mı? Bütün bu hakaretler, sen terk edilmezsin, terk edersin diye mi? Bunun için mi? Sonra ne olacak Sinan? Egonun çizikleri kapandığında ne olacak? Hı? Ne olacak? Tatmin olacak mısın? Ha? Sonra beni bırakacak mısın Sinan? Ben işimi bitirdikten sonra hangi cehenneme gidiyorsan git. Sinan, kapıyı aç. Abi, ne oldu?